Kudret Ayyıldır'la birlikteyiz. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Merve Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Şimdi dünkü devre kesici ardından bugün devreye alınan bu hamleyi nasıl görüyorsunuz? Önce biraz hani bu yukarı yönlü açığa satışta bu yukarı yönlü hareket Borsa İstanbul'a gün içinde ne getirir? Tabii dün özellikle sizin de biraz önce bahsettiğiniz global gelişmelerin de panik havasına bürünmesi sonrasında bugün bazı önlemler alınmaya çalışıldı. Çünkü açılışla birlikte bir şok havası ve bu panik havasını ne kadar tolere edebilir piyasalar, buna bakmamız gerekiyor. İlaveten fiyatlama reaksiyonunda dünkü başlayan aşağı yönlü hareketin bugün daha şiddetli bir şekilde devam edip bunu sürekli olarak devre kesici şeklinde devam ettirme senaryoları ister istemez biraz olumsuz bir soru işareti olarak gündemimize geldi. İşte bu noktada açığa satışla alakalı bir haberin bu şekilde bir önlemin yer alıyor olması ister istemez burada belli başlı fiyat değişimlerini sınırlandıracaktır. Ama tabii burada şu bir gerçek var. Burada fiyatlama reaksiyonlarının son dönemde gerçekleştirdiği o ciddi rally ardından hani bu tarz eğilimlerin olması şaşırtıcı değil. Tabii bunun zamanlamasını kestirebilmek de mümkün değil. Ama önemli olan burada işlem gerçekleştirdiğiniz şirketin mevcut durumdaki konjonktür. Yani bu tarz fiyatlama hareketleri evet önemli ama önemli olan tabii ki yatırımcı mısınız yoksa trader mı? Bunu da dikkatli takip etmek lazım. Yani gün içi al satlarla mı devam ediyorsunuz yoksa siz bu şirkete yatırımlık yani en az 1-2 yıllık bir projeksiyonda mı bakıyorsunuz? Bunları dikkatle takip etmek gerekiyor. Tabii ki son dönemde özellikle bankacılık gibi çok ciddi fiyatlama reaksiyonlarının geldiği bir noktada bu tarz hareketlerin bu şekilde sert olması önemli. Tabii bundan sonraki süreçte de en azından bugünkü fiyatlama reaksiyonuyla bu şoku atlatabilecek miyiz, atlatamayacak mıyız? Bugünkü hareketleri dikkatle takip etmek gerektiğini söyleyebilirim. Açılıştan yani biraz açılıştan bu yana bakarsak biraz şimdi %2'nin üzerinde bir negatif açıldı Borsa İstanbul. Bankacılık endeksi öncülüğünde anlatalım. Çünkü dünden bugüne tam tersi bir tablo var. Az önce ben açılışta da biraz anlattım. Dün bankalarda tavan gördüğümüz hisselerde bugün tam tersi bir hareket var. Biraz ne olduğunu bittiğini anlatalım mı? Yani bu satış neden geldi? Bir işte Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen enflasyon rakamı aslında bir yani düzeltme için tırnak içinde bahane miydi? Bu rally'nin sonu mudur? Ne kadar devam edecek ya da bu birkaç günlük bir düzeltme midir? Buradan tekrar bir yukarı yönlü hareket gelir mi? Şimdi öncelikle şunu bilmekte fayda var. Hani dünkü veri setlerine bakmadan da aslında genel anlamda meslektaşlarım da aynı şekilde düşünüyorlardı. Hani borsanın ve belli başlı sektör ve şirketlerin özellikle son dönemde gerçekleştirdiği performanslarla birlikte biraz daha temkinli olunması gerektiği senaryolar üzerinde konuşulmaktaydı. Nitekim dolar bazlı olarak BIST 100 endeksine baktığımız zaman da 210-225 bölgesine doğru bir hareketlenme ihtimali ve buradan tekrar bir aşağı yönlü dönüş sergileyebilme potansiyeli vardı. Çünkü 200'lerin üzerine çıkmıştı dolar bazlı baktığımız zaman da. İşte bu görüntü içerisindeyken aslında dünkü gelişmeler tabii ki gerçek sebepler olmakla birlikte işin bir de bahanesi olarak da gündemimizi meşgul etti. Ama çok sert fiyatlama reaksiyonları sürekli tavan tavan gördüğümüz için hani bunun geri çekilmesinin de çok sınırlı kalmaması gerektiğini de hani bilmekte fayda vardı. Nitekim dün panik havasıyla birlikte bunu gördük. Tabii burada şuna da dikkat etmekte fayda var. İç tarafta sanayi üretimi gelen rakam, dış tarafta enflasyonla birlikte özellikle Amerikan Merkez Bankası'nın Eylül toplantısında acaba 100 baz puan faiz artışı yapar mı gibi düşüncelerin ön plana gelmesi, globalde S&P 500, Nasdaq'ta baktığımız zaman çok ciddi satışların oluşması ister istemez her ne kadar ayrışıyor desek de biz de burada bir panik havasına, bir bahane havasına büründürmüş oldu. Tabii bu geri çekilmelerin ne kadar daha devam edebileceği kestirilebilmiş değil. Çünkü örnek benim şu anda %2 negatifle başlayan borsamızın pozitife gelme çabası bile söz konusu. Şu anda bankacılık her ne kadar %6 değer kaybı içerisinde olsak da
aylık bazda baktığımızda hala %29 performansa dikkat çekiyor. Yani bu tarz sert hareketlerde, sert yukarı yönlü gerçekleştiren şirketler bu tür geri çekilmelerde tabii ki hacmi çok ciddi gösterecektir. Burada tabii ki bankacılık bu tarafta çok fazla agresif gitti. Geri dönüşü de bu şekilde olurken sanayi tarafa baktığımızda ben hemen burada bakıyorum pozitif tarafta. Çünkü neden? Bankacılık kadar agresif bir görüntü içerisine girmemişti. Zaten geride kalmıştı. Şimdi buraya baktığımız zaman da pozitif bölge içerisinde seyrini sürdürmeye çalışıyor. Yani özetleyecek olursak dün verilerle birlikte zaten daha önceden beklenen o bahanenin bir süreci olmuş oldu. Ve bu da ister istemez fiyatlama reaksiyonu üzerine yansıdı. Burada şunu vurgulamakta fayda var. Borsa İstanbul Yüz Endeksi için fiyatlama anlamında hani nelere dikkat etmemiz gerektiği hususunda dikkat edilmesi gereken belli başlı seviyeler olduğunu söyleyebilirim. En azından şu an için 13 periyotluk hisse hareketli ortalama 3.475 seviyesinin altındayız. Bugün bu bölgenin üzerinde kapanış yapabilecek güce erişebilecek miyiz? Öncelikle buna bakmak lazım. Eğer bu bölgenin altında kalmaya devam ederse biraz daha realize izlenebilir. Bu realizeler nereye kadar devam edebilir? Burada yine benim görmüş olduğum teknik grafiklerde 45 periyotluk üstel hareketli ortalama 3.213 seviyesi. Yani buraya doğru kademeli bir şekilde geri çekilme ihtimali gündemimizi meşgul eder. Ama bu geri çekilme trend içerisinde düzeltme olduğunu göz ardı etmemek lazım. Yeniden yukarı yönlü potansiyel izlenebilir. Ama 3.475 ya da yuvarlak hesap 3.500'ün üzerinde eğer bugün pozitif bir reaksiyon gösterebilirsek o zaman o panik havasını çok çabuk atlattık diyebiliriz. Dünkü fiyatlama reaksiyonları da yatırımcılar için de önemli bir tecrübe olmuş oldu. Çok sert bir şekilde yükselen şirketlerin dönüşünün de bu kadar sert olduğunu çok net bir şekilde de bu fiyatlama davranışlarını da tecrübe kazanmış oldular. Bankacılık için ne beklersiniz? Yani biz işte bu son 2-3 haftadır ben bu soruyu sürekli soruyorum ama biraz insanlar daha iyi anlasın diye soruyorum. Yani bir yabancı girişi vardı. Mesela Halkbank, Vakıfbank özelinde işte Garanti Akbank dün hani dün özelinde konuşmak gerekirse Garanti Akbank'ta evet. Garantide de hızlı bir yükseliş var ama hani son birkaç haftadır herkes Halkbank ve Vakıfbank'taki yükselişin nedenini merak ediyordu. Dolayısıyla mesela bu bir geri dönüş diyebilir miyiz ya da hani yatırımcı biraz soluklanacak tekrar bu hisselere mi yönelecek? Yani kamu bankaları tarafında bu hareket de çünkü neden yükseldi, neden düştü? Bu da çok merak ediliyor. Biraz anlatabilir misiniz yatırımcı için? Yani bu bankacılık hisselerinde bundan sonra alım yapmak isterlerse eğer neye dikkat etsinler? Aslında bankacılık endeksi çeyreklik bilanço dönemi öncesinde bir ralliye başlamıştı. Neden? Çünkü geride kalmıştı şirketler bazında kıyasladığımızda ve mevcut gelirlerinin olası etkileri ve işin temel göstergelerine baktığımız zaman da önemli bir beklenti içerisindeydi. Ama daha sonra o fiyatlama reaksiyonları ve momentum trade dediğimiz yani ilgili momentuma katılan yatırımcı işin teknik ya da temel boyutuna bakmadan o harekete dahil olma amacı. Çünkü Türkiye'de de bildiğimiz üzere enflasyon görüntüsü söz konusu. Enflasyondan korunmak için riskli varlıklara da mecburen yatırım yapma senaryolarının ön planda olduğu bir görüntüden geçiyorduk. Bankacılık orada ciddi anlamda bir ivme kazandı. Yani bugün geldiği bir noktada şu anda yıllık bazlı farka baktığımızda sektörel bazda %165'lere yakın bir potansiyel var. Ama yani buna rağmen şu anda bankaların piyasa değeri defter değerine baktığımız zaman hala birin altında. Yani baktığımız zaman aslında yine bir potansiyel beklenti var. Sadece burada bankacılık tarafında hem özel hem kamu yani ne kadar daha geri çekilecek, ne kadar daha burada bir panik havası oluşacak bunları dikkatle takip etmek ve fiyatın dengelenme boyutunun nerede olduğuna bakabilmek lazım. Şu an için bankacılık tarafta en azından 16 periyotluk hisse hareketli ortalama burada 4.290-4.300 bölgesinden geçiyor ve bankacılık şu anda 4.190'larda. Yani 4.300'lerin üzerinde bugünü mesela kapatabilecek miyiz? Öncelikle buna bakmak lazım. Eğer bunu gerçekleştirebilirse evet şok etkisinden kurtulabildi diyebiliriz. Aksi takdirde bir miktar daha
baskılanma görüntüsü oluşabilir. Tabii burada şuna da lütfen dikkat etmek gerekiyor. Yatırımcılar özellikle tavan tavan giden şirketleri gördüğü için ister istemez hani bunun hayal kırıklığını yaşıyor olabilir şu anda. Burada hangi sektör ve şirketler geride kaldı? Burada bir bankadan sanayi tarafa doğru bir kayış olacak mı olmayacak mı? Bunları da dikkatli takip etmek gerekiyor. Çünkü sonuçta yıl sonuna çok az bir süremiz kaldı. Bu süre içerisinde ve işin büyüme reaksiyonu tarafında yılın son performansında, yılın son döneminde eskisine nazaran çok daha iyi bir görüntü oluşturamayacağı düşüncesi burada şirketleri tercih ederken çok daha fazla dikkat edilmesi gereken bir sürecin önüne geçebilir ve bu da yatırımcılarımızın araştırma raporlarının daha fazla okunmasıyla ancak mümkün olabilir. Burada şu anda bir evet panik havasıyla oluşan bir geri çekilme var. En fazla etkilenen bankacılık tabii ki. Burada bunun denge fiyatının nerede olacağını takip etmekte fayda var. Nasıl Borsa İstanbul Yüz Endeksi için dikkatli takip edilmesi gerekiyor diyoruz bugün. Bankacılık endeksine de 4300 seviyesine bugünkü fiyatlama reaksiyonunda dikkatli takip etmek gerekiyor. Biraz diğer sektörleri de sorayım. Tabii bankacılık öncülüğünde yükseliş ve satış olduğu için biraz fazla konuştuk bankacılık tarafını. Dolayısıyla şimdi mesela dün açıklanan bu sosyal konut projesinin hem gayrimenkul hem çimento hisselerine yansımalarını merak ediyorum. Burada mesela işte bir anda bir etkisi olmayacak diyen var. Orta vadeli biraz daha yansıyabilir diyen var. İşte dün Çimsa'da mesela bir önceki gün bir yükseliş vardı. Dün bir satış gördük. Gün gün baktığımızda Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ya da Emlak Konut da girebiliyor listeye. Dolayısıyla biraz emlak piyasasındaki bu hareketlilik TOKİ'nin projesi nasıl etki edecek hisselere? Şimdi öncelikle dün gerçekleştirilen bu adım çok kıymetli. Bunu öncelikle söylemekte fayda var. Çünkü Türkiye'deki mevcut fiyatlama davranışları insanların sadece barınabilecekleri bir konuta bile ulaşabilme probleminin yaşandığı bir ortamda orta gelir ve dar gelirlere bu şekilde bir destek verilmesi çok kıymetli. Tabii bu İşin fiyatlama tarafına baktığımızda şöyle bir piyasa gerçeği de var. Yani beklentiyi satın al, gerçekleştiği zaman sat mantalitesi. Yani burada fiyatlama reaksiyonlarında ilk etapta bu verimin olmamasının sebebi zaten geçmiş dönemdeki belli başlı fiyatlama davranışlarının içerisinde olması. Ama işin geniş perspektifine baktığımız zaman da tabii ki böyle bir konut projesi A'dan Z'ye bu işle alakalı her sektör ve şirketleri pozitif bir şekilde etkileyecektir. Burada herhangi bir sorun söz konusu değildir ama işte özellikle dünkü fiyatlama reaksiyonu yani mevcut panik havasının tam da bu projenin olduğu döneme gelmesi ister istemez orada biraz soru işareti oluşturdu fiyatlama tarafında. Ama yeni dönemde tabii ki gayrimenkul yatırım ortaklıkları olsun, çimento olsun yani burada bu projeye ilişkin A'dan Z'ye önemli şirketler ister istemez burada daha pozitif bir şekilde etkilenecektir. Ama dün bu projenin açılışının yani konuşmasının yapıldığı süreçte daha sonra da mevcut panik havasının oluşup sert değişimlerin oluştuğunu gününde aynı zamana denk geldiğini de göz ardı etmemek lazım. Yani biraz şanssız bir günde bu açılışın yapıldığını da söylemekte fayda var. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen enflasyon verisiyle. Ben tabii biraz havacılık ve sanayi tarafında da beklentinizi merak ediyorum. Demir çelik tarafı da aynı şekilde yani Ereğli portföylerde çok fazla olan bir hisse. Acaba Ereğli'yi etki eder mi bu hisse bu açıklamalar diye çok soruluyor. Demir çelik tarafı çünkü uzun zamandır bu küresel durgunluk da yatırımcısını çok memnun etmedi. Uzun zamandır bu demir çelik hisseleri yerinde sayıyor. Hem bu etki eder mi bunu sorayım hem havacılık ve sanayi tarafındaki beklentilerinizi ve hisseleri sorayım biraz da. Ereğli, Kardemir gibi özellikle Türkiye içerisindeki en kritik şirketler son dönemdeki dünya global görüntüde resesyon görüntüsü, fiyatlama davranışları tabii ki bu şirketleri çok fazla geride bırakmıştı. Hani çoğu şirket önemli performanslar sergilerken Ereğli gibi, Kardemir gibi şirketlerde bunu görememiştik. Ama son dönemde özellikle şirket seçimlerinde hangi sektörler, şirketler geride kaldı tarafında Kardemir, Ereğli ve durgunluk, resesyon gibi konularda biraz normalleşme ve
Çin tarafından gelen birkaç destekle birlikte burada yukarı yönlü hareketler izlemiştik. Nitekim kar demiri zaten zirvesine ulaşmıştı. Ereğli de burada devam eden bir görüntü sunuyordu. Ama tabii dün Amerika'dan gelen enflasyonla birlikte daha agresif bir faiz politikasına geçebilecek senaryolarının şu an için anlık olarak konuşulduğu bir ortamda Kardemir ve Ereğli özellikle durgunluğu sevmeyen şirketler ister istemez burada çok fazla etkilenen şirketler olarak karşımıza çıkıyor. Yani Ereğli özellikle burada çok daha fazla dikkat çekiyor. Tabii anlık veri setiyle birlikte oluşan spekülatif hareketlerden bahsediyoruz. Yani örnek veriyorum yarın Amerika'dan çok daha farklı bir açıklama geldi ya da FOMC üyeleri özellikle bu 100 bas puan faiz artış beklentisini törpüleyen ve normale döndüren bir senaryo çizerse o zaman tekrar normalleşme eğilimine gelecek piyasalar. Burada o zaman da neye dikkat etmemiz gerekiyor? Mevcut global taraftaki makro dizayna açıklamaları yakinen takip etmek lazım. Ama ben şunu söylemekte fayda görüyorum. Evet, Ereğli gibi, Kardemir gibi şirketler sizi belli bir zaman burada tuttu fiyatlama alanında. Ama bu şirketler aktif bir şekilde çalışmalarına devam ettiren ve Türkiye'nin en önemli güzidik şirketlerinden birisi olarak da metal sektörü, demir çelik sektörü içerisinde gerçekten lokomotif. Bu anlamda uzun vadeli yatırım konjonktüründe özellikle son yaşanılan diplerle birlikte önemli bir potansiyel sunduğu yine yatırımcı görüntüsü adı altında önümüzdeki dönemlerde de bu potansiyelini koruyacağını düşünüyorum. Sadece kısa vadeli olarak işin durgunluk teması ile birlikte bir miktar baskı görebilme potansiyeli var. Ama ben uzun vadeli konjonktürde bir görüntü görmüyorum. En azından Ereğli tarafına baktığımızda şu an için 30-50, 30-35 gibi bölgelerin üzerinde kalmayı sürdürdüğünü söyleyebilirim. Havacılık tarafına baktığımız zaman da o da özellikle Türk Hava Yolları önderliğinde önemli yukarı yönlü reaksiyonlar gerçekleştirdi. Yani sektörel bazda yıllık performansı ben şu anda en güncel rakama bakıyorum. Ulaştırma %225 de gerçekten dikkat çekiyor. Tabii ki ister istemez burada acaba doygunluğa ulaşan şirketler var. Yerini başka sektör ve şirketlere kaydırabilir mi gibi hususlar gündemimizi meşgul edebilir. Ya da sektör içerisinde başka şirketlere kayışlar olabilir ama ben ulaştırma tarafında da yine uzun vadeli konjonktürde bir problem görmüyorum. Geri çekilmeleri dikkatli takip etmeleri gerektiğini söyleyebiliriz de sektör içerisinde de bu ulaştırma tarafında şirketler arasında bir kayışların olabileceğini de söyleyebiliriz. Teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için Kudret Bey, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Kudret Ay Yıldır'ı ağırladık.